Yani yere yerini açıyorum ki özellikle. Tamam mı oğlum? Tamam. Tamam, götüreceğim. Hayır yani gece 7'den 8'den sonra da vurdular. 3 tane vuruldu. Tamam, dur. 2 tanesi öldü. Diğer 2 taneyi de bakım evine gönderdim. Bir ikisi kaldı zaten. Bunu da 1,5 saat önce vurmuşlar. Anlamıyorum yani, herkes bir şey bakıyor, bak burada köpek var, orada köpek var. Mahalle sokak full kediyle dolu. Yani. Bunlar sizin baktığınız şahsi kediniz değil mi? Baktım tabii, evde bakıyorsunuz. Tabii kendi evde bakıyorum zaten. Peki komşularınızdan size bu kedilere bakmayın burada diye şikayetler oldu mu hiç bugüne kadar? Daha önce çok fazlaydı. Yani evin içerisinde baktığım zaten 3 taneydi. Geri kalan bahçede, o da dışarıdan gelen kediler. Yani sürekli de duran bir şey değil. Ama kendi baktığım bunlar. Bunları evde içeride bakıyorsunuz. Diğer gelen kedileri de dışarıda bahçenizde besliyorsunuz. Yok, beslemiyorum artık. Vazgeçtim yani. Herhangi bir şey yapmıyorum. Zaten dışarıdan geleni beslemiyorum. Sadece hayvan biliyor burada kedi var olduğundan dolayı hani bir şey arıyor. Ama onun dışında herhangi bir şey yok. Yazık, günah ya. Tamam. Yani bir zarar verse, herhangi bir şey yapsa tamam, ona göre de hareket ediyoruz. Ya vazgeçtim artık ya. Bunlara bir şey olsa zaten almayacağım, bakmayacağım ben. Yani veteriner bıktı. Gidin önce veterinerde ismi, kayıtları hepsi var. Fotoğrafları var, röntgenleri var, tahlilleri var. Şüphelendiğiniz biri var mı? Şu an kimseden şüphelenmiyorum. Nasıl yani, gözümle görmediğim bir şeyi kime bir şey söyleyebilirim ki? Daha öncekinden ne zaman olmuştu? 1,5 ay önce vuruldu. Peş peşe. Yine aynı bu böyle saçma şeklinde mi? Tabii ki aynı böyle. Bu ikinciye vuruluyor. Siz bunları belli aralıklara dışarı mı salıyorsunuz geçsinler diye? Tabii, şimdi akşam saat 7'den 8'den sonra bahçeye çıkartıyoruz yani buraya. Tamam. Ya onun dışında sokağa bilmem ne herhangi bir tarafa gidip gelen bir şey değil. Ama burada kuş besleyen arkadaşlar var. Kuşları da kapmış bir başka kedi, yabancı kedi. Geçen akşam da geldiler hatta dedi. Ben önce gittim dedim, böyle böyle kardeşim bak bir sürü kedi mi vurdunuz? Yani siz mi yapıyorsunuz? Bileyim ki ona göre şey yapayım. Hayır abi, öyle bir olayımız yok ki sen. Tamam dedim. Bir gün sonra akşam ya yani saat 8 sıralarda başka bir kedi kuşuna kapmış götürmüş. Geldi abi buraya. Senin kedi dedi. Dedim, aldım onu da. Dedim bu mu? Değil abi dedi. Dedim, tamam, benim 2 tane var. Biri zaten benim sakat içeride. Onu da vurdular. O bakma, toparladı o. Ya onları biberimle besledim ben. Annelerini zehirlediler daha önce. Biberimle besledim. Ya anlamıyorum insanları ya. Ne yapmak istiyorlar ya? Sadece bunlar yok ya. Dışarıda binlerce, yüzlerce kedi var. Şimdi bak sokağa bir çıkalım, görün. Yani polise gitsem ne elde edeceğim? Savcılığa gitmiş olsam ne çıkacak karşıma? Hayvan hakları denilene ulaşmaya çalışıyorum, ona ulaşamıyorum. Daha önce, iki sene önce de hem çenesini kırdılar, parçaladılar, gözlerini çıkarttılar. Siz ne kadar süredir bakıyorsunuz, kedi besliyorsunuz? 4 senedir. 4 senedir. Ama diğer kedilerinize de aynı şekilde işkenceler yapıldı. Daha önce yapıldı. Ama kim yaptı onu teşhis edemem çünkü gece yapılıyor. Hem oğlum, tamam. Yani bilmiyorum. Yapılabilecek ne varsa o yapılsın. En layık ne, o da can. Biberimle besledim, büyüttüm diyorum.